Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde istisna konusunu işleyeceğiz. Bismillah diyelim, başlayalım. İstisna nedir? İstisna bazı şeyleri genel hükmün dışında tutmaya istisna denir. Yani bir bütün var ve bu istisna edeceğimiz kelimeyi veya şeyi o bütünün dışında tutmaya. Mesela öğrenciler geldi, Halit gelmedi. Şimdi Halit dışında öğrenciler geldi. Buradaki Halit işte istisna ediyor. İstisna ediliyor. İstisna yapmak için illa, gayra, siva, haşa, ada, hala gibi kelimeleri kullanırız. Peki istisnanın hangi ögeleri vardır? İstisna hangi ögelerden oluşur? Müstesnamin, istisna edatı ve müstesna olmak üzere üç temel ögesi vardır. Kendisinden istisna yapılan isme müstesna minh denir. Bir istisna edatı kullanılır. İlla, gayr, siva, haşa, ada, hala gibi. E, bu edatlardan sonra gelen isme de müstesna denir. Hariç tutulan isme. Örneklere bakalım. Câet bu illa taliben. Bakın öğrenciler geldi bir öğrenci hariç. Bu illa, bakın buradaki edatların içerisinde illa hariç manasında gelir. Yani bu istisna genel mana olarak hariç demektir. Dışında demektir. Bir öğrenci dışında öğrenciler geldi. Bakın buradaki dikkat edeceğimiz bir hususta başta olumsuzluk yok. Cae geldi diyor. Şimdi yandaki örneğe bakalım. Ma cae bu illa taliben. Bakın gelmedi. Öğrenciler gelmedi. Illa taliben bir öğrenci dışında. Öğrenciler gelmedi. Yani bir tane öğrenci gelmiş. Burada neydi? Burada bütün öğrenciler geldi, birisi gelmediydi. Bakın başına bir olumsuzluk geldiğinde mana nasıl değişiyor. Bir de üçüncü çeşidimiz var. Maça e ille talibun. Şimdi bu herkese davet etmiş, örnek olsun diye söylüyorum. Ee, sadece bir öğrenci gelmiş. Yani bunun içinde öğretmen varmış, müdür varmış, davetliler arasında ama kimse gelmemiş. Sadece bir öğrenci gelmiş. Bir öğrenciden başka kimse gelmedi. Olumsuz başlıyor. Bakın maca ile başlıyor. Şimdi bu yukarıda müstesnamin, istisna edatı, müstesna diye ayırmıştık. Bakın altında da kırmızıyla yazdığımız kelime müstesnadır. Müstesnamin'dir pardon. Yeşille yazılan istisna edatımızdır. İstisna edatından sonra kelime de müstesnadır. Peki istisnanın irabı cümlede nasıl olur? İstisna genel olarak üç kısımla incelenir arkadaşlar. Genelde istisna da illa edatıyla yani illa harfiyle meşhur olmuştur. cümle olumluysa ne demek olumlu hocam? Başında nefi, nehi, soru edatı yoksa. Müstesna minh de söylenmiş ise. Yani zikredilmiş cümlenin içerisinde söylenmiş ise. Başında bir olumsuzluk edatı gelmez. Ve yani müstesna minh söylenir. Şimdi örneğe bakalım. Vasalet el kütübü illa kitaben. Ne olmuş? kitaplar ulaştı, kitaplar geldi. İlla kitaben bir kitap hariç. Demek ki birisini temin edememiş, bulamamış. Ama bütün kitaplar gelmiş, bir tanesi hariç. Örneği değiştirelim. Ra'itul esatizete illa üstadeyni. Bakın el esatizete, üstad kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Ben hocaları gördüm. Hepsini mi gördüm? Hayır bak, hariç tuttuğum iki tanesi var. İlla üstadeyni ikisi hariç bütün öğretmenleri gördüm. Diğer örnekte bakalım. Hadarat et talibatü illa Zeynebe. Hadara geldi demek. Et talibatü kız öğrenciler geldi. Peki hepsi mi geldi? Hayır. İlla Zeynep. Zeynep hariç kız öğrenciler geldi. Demek ki Zeynep gelmemiş arkadaşlar. İşte istisna bu şekilde bir bütünden bir parçayı ayrı tutmaya denir genel olarak arkadaşlar. Hemen irabına bir örnek yapalım. Zeynep ve kitap kelimeleri. Bakın tekil yani müfret olduğu için ikisini birlikte aldım nedir bunlar? Müstesnadır. Müstesna mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira. Neden mensup oldu hocam? Arkadaşlar bunu not olarak yazdık buraya. Bu türde yani birinci tür diye burada bir yazdığım için bir dedim arkadaşlar. Bu türde olan müstesnanın hükmü vücuben mansuptur. Yani mansup dışında e, irap almaz arkadaşlar. Tekrar edelim. Bu tür müstesnanın hükmü vücuben mansuptur. Başka türlü irabı yoktur. Hocam üstelzeyini gelmiş esleri demeyin. Bu çünkü tesniye olduğu için nasb alameti yedir arkadaşlar. Üstelzeyini irap yapalım. Müstesna mensubun ve alametün nasbi el ya. Niye? Tesniye olduğu için. Liyenle müsenna. İstisnanın ikinci çeşidi demiştik. Yani irabının ikinci çeşidi. Cümle olumsuz olursa. Yani buradaki olumluyu biraz önce söylemiştik. Neydi? Nefi, nehi, soru edatı gelmemiş olacak olumlu için. Peki olumsuzda neydi? Cümlenin başında nefi edatı, nehi edatı veya bir soru edatı gelmiş ise, olumsuz olmuş ise ve müstesna minh de söylenmiş ise, yani içinden çıkarttığımız bütün söylenmiş ise ne olur arkadaşlar? Müstesna olan isim, man, isim mansub okunabileceği gibi Müstesna minhin irabına uygun şekilde de okunabilir. Ne demek hocam bu? Yani iki şekilde caiz arkadaşlar. İstersek birinci türde olduğu gibi, yani burada olduğu gibi fetalı, mansup okuyalım. İstersek de cümledeki e, konum, müstesna minhin konumu, mesela merfu değil mi? Bakın mansup veya mecrur. Ona benzeterek yani onun gibi okuyalım. Niye? Çünkü bu şekilde olan müstesnalar bedel olurlar arkadaşlar. Hemen örnekleri inceleyelim. Ma vasalet el kutubu illa kitaben. Bakın kitaben caizdir. Ola, okunabilir. Veya illa kitabun. Bu da caizdir arkadaşlar. Ee, müstesnamız kitaben veya kitabun şeklinde okunabilir. Manası nedir? Bir kitap hariç kitaplar gelmedi. Bakın dikkat. Cümlemizin başında ne var? Olumsuzluk var. Bakın burada ne var? Yine olumsuzluk var. Lem yara Ahmedu el esatizete illa üstadeyni. Ahmet öğretmenlerden ikisi hariç hiçbir hocayı görmedi. Yani sadece ikisini görmüş. Mesela okula görmeye gitmiş öğretmenlerini. ikisini görebilmiş. Diğerlerini görmemiş. Buradaki arkadaşlar iki şekilde caiz demiştik kitaben kitabun <stereotype> bakın buradaki nasb ve cer alameti veya tesni olduğu için ye ileydi burada ye'yi yazdık arkadaşlar. Peki hocam bu merfu yani ötreli okunur mu? Okunmaz. Neden derseniz arkadaşlar? Bakın lem yara fiil. Ahmet bu fiilin faili el-esati'le de burada mefuldür. Mefulün olup olacağı meful mansuptur arkadaşlar. Ya mecrur olur yani harfi cer olduğu için mecrur olabilir veya direkt mansup olur. Buradaki de mansup. Sadece mansup okunur. Yukarıda niye öyle hem ötreli hem fethalı okumuştuk? Çünkü fetalıydı, şey, ötreliydi. E, fail konumundaydı. E, müstesna olduğu için de mansup okuyabiliyorduk. E, fail olduğu için de merfu okuyabiliyorduk. Peki burada niye okuyamadık? Tekrar edecek olursak, e, sadece esati de himiz meful konumunda olduğu için mefuller mansuptur mansup olarak okunabilir arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Ma fil imtihanati illa imtihanen imtihanlardan sadece birisinde başarılı oldum. Bakın burayı testten okuyalım şimdi. Ma necahtu başaramadım fil imtihanati imtihanlarda başaramadım. Hepsinden başaramadım? Hayır istisnası var. İlla imtihanen birisi hariç. Ne demek? İmtihanlarda bir sınav hariç başaramadım. Yani birisinde başarılı olmuş. Peki imtihanen başka okunabilecek şekli var mı? Var. Bakın harfi ceri gördün mü? Fi. Fi harfi cerinden sonra ismi mecrur olduğu için illadan sonra da ismi mecrur olarak okunabilir. İlla imtihanin. Bu da caizdir arkadaşlar. Bu şekilde iraplarına bakalım. Kitaben ve imtihanen kelimeleri bakın. Kitaben ve imtihanen. Müsenna pardon müstesna mansup ve alametun nasb el fetha el zahira peki e, kitabın demiştik yukarıda ötreli okumuştuk müstesna merfu niye çünkü arkadaşlar failden bedel değil mi evet müstesna merfu ve alametur raf el zamm zahira bir imtihanin demiştik burada çünkü harfi cerden sonraki bir kelimeden bedel yapıyorduk müstesna mecrur ve alametul cer el kesra el zahira şeklinde söylüyoruz niye İsm mecrur e, kelimesinden bedel olduğu için arkadaşlar. Notumuzu burada hemen zikredelim. Bu şekilde gelen müstesnalar, yani bakın, başında olumsuzluk oluyor cümlenin. Sonra da müstesna minhimiz söyleniyorsa, bu şekilde gelen müstesnalar müstesna bedel olurlar. Bundan dolayı arkadaşlar, hem müstesna minhin aldığı harekeyi alabilirler, hem de müstesna gibi mansup okunabilirler i̇stisna irabında üçüncü bir e, çeşidimiz var arkadaşlar. Cümlede müstesnamin minh söylenmemiş ise yani müstesnamin dediğimiz bütün par, bütün olan şey söylenmemişse istisna edatı yokmuş gibi okunur. Yani yokmuştan kastettiğimiz şey arkadaşlar sanki bu istisna edatı buna hiçbir hükümde e, irap hükmünde etketmemiş gibi cümlede konumuna bakarız. Yani cümlede fail konumunda ise edattan sonraki kelimemiz ötreli merfu okunur meful konumunda ise mansup okunur. Başında harfi cer varsa da esreli okunur. Bu bana da yokmuş gibi diyoruz. Ma vasale illa kitabun. Bakın buna ötreyi kim verdi? E, fiilin faili olması hasebiyle ötrelendi arkadaşlar. Hocam müstesna min vardı bir de istisnanın e, şeylerin ögelerinin içerisinde. İşte biz de bundan bahsediyoruz. Müstesna min söylenmemiş, hasfedilmiş. Olabilir. Ne demek manası? Bir kitap hariç diğerleri ulaşmadı. Şimdi diğerleri nereden çıktı? Arkadaşlar kitap bir şeydir. Evet buraya bir şey takdir ediyoruz biz. Mesela burada aşağıda da insan yani canlı varlık söylemiş. Lem yara Ahmedu illa üstadeyni. Bakın karıştırmayalım. Ahmet burada müstesnamin değildir. Fiilin failidir. Ahmet görmedi. Kimi? iki hoca hariç kimseyi görmedi. Burada bir Ehad kelimesi var. Biz buraya yani canlı varlık olduğu için kimse manasına gelen bir kelime zikrediyoruz. Ahmet iki hoca hariç kimseyi görmedi. Ahmet'e müstesnamini demiyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğe bakalım. Ma necahtu illa fi imtihanin. Evet bir imtihan dışında başaramadım. Şey takdir ettik buraya da arkadaşlar. Evet, e, iraplarına bakalım. Kitabun kelimesi fail olduğu için müstesna fa'ilun merfu'un ve alametu raf ezzamme zahira. Üstadeyni mef'ul konumunda bakın. Ahmet fail. Bu da mef'ul konumunda oluyor. İlla yokmuş gibi okuyoruz ya arkadaşlar. Müstesna mef'ulun bih mansubun ve alametun nasbi. El ya niye? Lianhu müsenna. Tesniye te, ikil kelime olduğu için. E, üçüncü örnekte ne var? İmtihanin kelimesi var. Başında bakın. Fi harfi ceri. Müstesna ismi mecrur. Niye? Car mecrur oluyor arkadaşlar. İsmi mecrur. Ve alametül cer el kesra el zahira diyoruz. Şurada notlarımız var. Bir zikredelim. Birinci notta bu istisna türünde olan cümlenin başını daima nefi nehi soru edatları gelir. Demek ki cümle daima olumsuz olacak. Bakın nefi nehi ve soru edatları gelmek zorunda. Ne de müstesna minhi söylenmemiş istisna türünde başında mutlaka bu olumsuzluk edatlarının bir olacak. İkinci sunu notumuz müstesna cümledeki konumuna göre irap alır. E, bu sanki istisna edatı yokmuş gibi okununca ne oluyor? Bakın fiilin faili oluyor. Fiil, fail, mef'ul oluyor fiil failden sonra harfi cerden sonra gelen ismi mecrur oluyor. Bu şekilde. Üçüncü not ne diyor? Eğer müstesnamız akıllı bir varlık ise bakın üstadeyni gibi Akıllı bir varlık ise müstesna min ehad kelimesi yani kimse olarak takdir edilir. Şimdi Ahmet kimseyi görmedi demiştik ya. Buraya kimseyi biz takdir ettik. Normalde cümlede kimse diye bir kelime yok ama takdir ediliyor. Eğer akılsız bir varlıksa kitap gibi, imtihan gibi o zaman da şey takdir ediyor. Şey'un kelimesi. Yine istisna edatlarından siva ve gayr kelimeleri var. Bunlardan sonra gelen kelime nasıl okulur? Buyurun bakalım. Bu iki kelime isimdir arkadaşlar. Önceki bahsettiğimiz illa harf idi. Bu e, isimdir. İsim olması hasebiyle muzaaf muzaafun ileyh olurlar arkadaşlar. Bu kelimemiz siva ve gayr kelimeleri muzaaf olurlar. Bundan sonra gelen kelimeler de muzaafun ileyh olurlar. E, evet bu sebeple kendilerinden sonraki isme muzaf olurlar onun yani kendilerinden sonra gelecek olan müstesnanın alacağı irabı kendileri alırlar. Bakın bir önceki illa da harfimiz hep illa idi değil mi? Değişen illi gibi bir kelime olmuyordu. İlla, illa mebniydi. Ancak gayr ve siva demek ki cümledeki konumuna göre irabı alıyor. Müstesna olan isim ise yani bunlardan sonra gelen isim ise muzafun ileyh olduğu için daima esreli. Mecrur okunuyor arkadaşlar. E, gayr kelimesi illa edatına uygulanan kurallara tabi olur. Bakın biraz önce üç tane kural söyledik. 1 2 3 evet bu kurallar neydi? Aynı şey gayr e, kelimesi içinde geçerli oluyor. Yani gayr kelimesi e, bundan sonraki kelimeler için illaya tabi oluyor. Bakalım örneğimiz birincisinde ne diyor? et tulabu gayra talibin. Bu talip kelimesi yani gayırdan sonra kelimenin harekesi değişmez. Niye? Muzafun ile mecrur. Bitti. Peki gayır kelimesi gayru, gayra, gayri gibi olur mu? Olur arkadaşlar. O zaman e, biz burada e, cümledeki konumuna bakacağız. Yani şurada e, illadan sonra olumsuz olursa kitaben ve kitabun şeklinde okunuyor ya. gayra veya gayru şeklinde okunacak. Hemen bakalım. Evet, caed tulla bu gayra talibin bir öğrenci dışında öğrenciler geldi. Bakın olumlu değil mi cümlemiz? Bu olumlu olduğunda müstesnamin söylendiğinde sadece fethalı mensup okunur, vaciptir arkadaşlar. Yani zorunlu olarak fethalı okunur. Peki bu şekilde başında olumsuzluk olursa nasıl okunuyordu? İki şekli vardı. İster fethalı okuruz caiz, istersek dammeli okuruz. Bu da caizdir arkadaşlar. Ma ca'et bu gayra talibin. Talip değişmiyor. Niye? Muzaf, muzaf ileyh olduğu için arkadaşlar. Ya da ma ca'et tullabu gayru talibin. Bir öğrenci. Dışında öğrenciler gelmedi. Yukarıda neydi? Bir kişi hariç hepsi geldi. Burada bir öğrenci dışında kimse gelmedi. Evet buradaki müstesnamin hazif olabilir mi? Olur arkadaşlar. Ma e, e, gayru talibin şeklinde olur. Ma e gayru talibin. Burada söyledik bakın. Bir öğrenciden başka kimse gelmedi. Gayru dammeli olarak e, merfu okundu. Evet istisna edatımız ve talibinde müstesnamız oluyor. Niye burada nereye gitti müstesnaminimiz? Hazif oldu. Olabilir. Olabilir. Bir notumuz var. Siva kelimesi maksur isim. Elifi maksure var bakın Siva'nın sonunda. Maksur isim olduğu için irabı takdiren olur. Hatırlayın maksur isimlerin irapları takdiren oluyordu. Kendinden sonra gelen isim mecrur. Bakın burada gayr nasıl mecrur kendinden sonrakini mecrur aldıysa Siva da aynı kullanımda mecrur alır. E, biz Siva'nın maksur isim olduğunu İrabının da takdiren olduğunu bildiğimiz zaman problem yoktur. Bu gayrı kaldıralım arkadaşlar. Siva'yı koyalım. Aynı manada. Mana değişmiyor. Sadece kullanım olarak gayra, gayru şeklinde ötreli gelebilirken, sivada hareke değişmiyor. Takdiren oluyor arkadaşlar. Evet, bunu da e, belirttikten sonra diğer sıralarımıza geçebiliriz. Hala, ada ve haşa kelimeleri var arkadaşlar. Bunlardan sonra gelen müstesna nasıl okunur? E, bu kelimelerin bir özelliği de harficer olması. Evet bu kelimelerin anlamları hariç, dışında, den başka anlamlarına gelir. Hepsi aynı manadadır arkadaşlar. Başlarında ma harfi olsun. Ma hala, ma ada, ma haşa gibi. ikisi de fark etmez. Aynı manada kullanılır e, olduklarında. İlla edatı gibi sayılır ve müstesnası da ona göre. İlla da nasıl ona göre okunur. Hemen örneğe bakalım. Salleytü teraviha Ada el vitra. Bak ne yapmış? Teravih namazını kıldım. Hepsini mi kıldım? Adel vitra yani vitir hariç. Ee, peki harficer olarak sayarsa, kabul edersek? Ada el vitri. Bakın bu da mecrur okunuyor arkadaşlar. Ee, başında bir... E, bakın ma nerede? Ma başında yok. Cümleler olumlu değil mi? Cümleler olumlu arkadaşlar. Çünkü burada bir notumuz var. Önceden bunu zikretmemiz gerekiyor. Daima müstesna minhleri söylenir. Bu hala, ada, haşanın daima müstesna minhleri söylenir. Yani bu kırmızıyla yazdığımız kelimeler mutlaka cümlede belirtilmek zorunda. Ve cümlenin, ana cümlenin başında da nefi, nehi ve soru edatları olmaz. Yani bunlar olumsuz olamaz. Hocam ma gelirse demiştik. Bu neydi? Arkadaşlar bu ma halanın, adanın, haşanın başına gelebilir. Mesela sallaytu teravihâ ma ada el vitr. Ma ada el vitri veya ma ada el Adanın başına, halanın başına gelebilir. Gelebilir. Evet, ikinci cümlemize bakalım. İn sarafet tullabu hala haliden. Halit hariç öğrenciler çıktı, ayrıldılar. Yani gittiler. İn sarafet tullabu hala halidin. Bu da harficer olarak kabul etmiş. Bakın yine aynı şekilde ma hala diye ma getirmiş burada örneğimizi inceleyelim. Aynı manadadır. Ma geldi diye mana değişmez. İn sarafet bu bakın başında değil ma. Sadece harf istisna harfimizin ya da istisna edatımızın başında ma gelmiş. İn sarafet bu ma hala haliden. Hadi tarih. Öğrenciler ayrıldı, gitti. Veya bunu Harficer harfi cer olarak halayı harfi cer olarak kabul edersek ma hala halidin şeklinde de söyleyebiliriz. Hocam bu e, ma harfi e, haşaya gelir mi? Gelmez arkadaşlar. E, hemen ona bakalım. Burada üçüncü notta vermişiz onu. Hala ve adanın başına ma gelebilir. Haşaya gelmez arkadaşlar. Peki bu ma'nın nasıl bir manaya etkisi var? Arkadaşlar bu ma mana anlam üzerinde etki etmez. E, üçüncü ve son örneğimize bakalım. İşteraytul hadrawati, haşa et sebze aldım. Sebzeler aldım. Domates hariç. Yani domates hariç sebze satın aldım. Bunu eğer harf cer olarak kabul edersek tamatimi şeklinde mecrur okuruz. Yine e, haşa, ada bunlar e, istisna Önceki kelimeleri müstesna minhimiz bu edatlardan sonraki kelimelerde müstesna oluyorlar arkadaşlar. İra bu nasıl olur hocam? Ee, arkadaşlar başında olumsuz olmadığı için müstesna minhi zikredildiği için vücuben fethalı okunur. Bir diğer hususta bunlar harfi sayıldığından dolayı mecrur okunabilir. Bakın ötre değil mecrur okunabilir. niye mecrur okuduk diye sorarsak bunlar harfi oldukları için deriz. Niye fetal okuduk dersek cümlemiz olumlu, e, müstesna zikredildiği için. İkinci notumuzu okumamıştık. Eğer harf ve olarak kabul edilirlerse kendinden sonra gelen kelime müstesnamız yani mecrur okunur. Bu şekilde örneklerimizi zikrettik. La kelimesinin kullanımı var arkadaşlar. Birçok şeyde kitapta bunu farklı bir yerde zikrederler. Ama burada zikretmekte fayda var. Nasıldır? Bu kelime sonrasındaki kelimenin öncesindeki kelimeden üstün veya farklı olduğunu bildirir. La si, yema özellikle manasında, bilhassa manasında bu sebeple istisna adatları arasında sayılabiliyor. merfu, mansup, mecrurluk bakımından öncesindeki isim gibi okunuyor. Hani istisna adetlerinde öncesinde müstesna minhi vardı, kendinden sonra müstesna vardı. Aynı şey bunda da geçerli arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Yefhemü tullabu la siyyema müştehidûne. Öğrenciler özellikle de, bakın burada de kendinden sonrakine özellikle kelimesini katıyoruz. Özellikle de çalışkanlar anlarlar, iyi anlarlar. Ne yaptık? Kendinden sonraki öncesinden üstün oldu. Bakın öğrencilerden üstün kim? Çalışkan öğrenciler. Hocam burada bir hüm var. Bu nedir? Arkadaşlar burada kendisinden önceki isim merfu. Bakın tullab. Bu sebeple kendinden sonraki isimde mahzuf bir mübtedanın haberi olarak merfu okunur. Müctehidûne bakın çalışkanlar. Değil mi? Cemi, müzekker, salim. Niye vav? Merfu olduğu için vav. Kim raf etmiş bunu hocam? Arkadaşlar mahzuf bir mübteda varmış. Hüm. Hüm müştehidûne gibi. Burada biz takdir ettik tabi bunu. Hemen ikinci örneğe bakalım. Yuhibbu tullabu el kütübe la siyyema el musavvarate. öğrenciler kitapları severler. Özellikle de resimli olan kitapları severler. Şimdi buradaki el musavvarate t kelimesi niye t oldu? Mansup oldu arkadaşlar. Çünkü e'ni diyor. Bakın ben kastediyorum, kastediyorum ki ben e, fiilin faili, fiil fail mef'ul oldu değil mi? Mef'ul olduğu için mansup oldu. Bu cümlede kendisinden önceki kelime mansup. Bakın kütüp kelimesi mansup. Kendinden sonraki kelime de bundan dolayı mahzuf bir fiilin, buradaki hasfedilmiş fiil eani. Mahzuf fiilin mef'ulü bihi olduğu için fethalı gelmiş arkadaşlar. Son örneğe bakalım. Yanzurul evladu ilel kütübi lasiyyama el musavvarati. Çocuklar bilhassa resimli kitaplara bakarlar. ilgisini çeker manasında. Bakın burada el kutubi niye? İla harfi cerinden sonra gelmiş. Kendisinden önceki isim mecrur. isim mecrur. Bundan dolayı da arkadaşlar kendinden sonraki isim bedel olarak mecrur. Yani kütüp kelimesinden bedel olarak mecrur getiriliyor. Evet kendinden sonra kelime okunduğu şekle göre başında zamir bakın hüm zamiri fiil yani veya bir harf takdir ederek ohunu. burada da takdiri e, kelimelerimizi yazmıştık. Örneklere Burada da e, <laughs> uygun müstesnalarla tamamlamamızı ve irabını yapmamızı istiyor. La <laughs> yudrikun necaha illa e, bakın başında ne var? Olumsuzluk var ve müstesna minhi hazif edilmiş. Bu şekilde ne oluyor? Cümledeki konumuna göre bakıyorduk. La yudrikun necaha. Başarı elde edemez. Evet. Kim elde eder o zaman? Edemez. İlla şunlar elde eder diyor. İlla e, müctehidun. Evet. Buradaki arkadaşlar fail konumunda. E, Yudrikul müctehid yani. Ma e, Kimse gitmedi. Yani gitmedi. İlla halidun diyelim. E, Halid dışında. Halid'den başka kimse gitmedi diyebiliriz arkadaşlar. Zurna el mudune es siyahiyete biz turistik şehirleri ziyaret ettik. İlla bir yere ziyaret etmemişler. Neresi olsun? İlla Mekke diyelim. Mekke dışında şehirleri ziyaret ettik. Lem yahtur el ulema'u el mu'temara. Alimler toplantıya gelmedi henüz. İlla birisi gelmiş diyelim. İlla alimun e, diyelim ki illa alimun mısriyun. Mısırlı bir alim hariç alimler henüz gelmediler. Derastu el e, derastu gazavatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem illa bedra. Bedir hariç Peygamber aleyhissalatü vesselamın savaşlarını okudum, çalıştım manasında. Sumtu eyyamel usbu'i Haftanın günlerinde oruç tutarım. İlla hariç bir tanesini hariç tutarım. İlla cumate mesela. Cuma hariç haftanın günlerinde oruç tutarım. Fehimet küllet durusi Bütün dersleri anladı. Kim? Ayşe Fatma. Yani bir mühendisten bahsediyor. İlla nahve diyelim. Nahif hariç. İlla sarfe diyelim. Sahif sarf hariç gibi. Evet. E ma harace illa hasenun çıkmadı. Hasan'dan başka kimse çıkmadı. tenavelet el usratu et taame aile yemeği yedi. illa et tıfle. Çocuk hariç, bebek hariç. Öyle söyleyelim. evet. illa tıfle. lem yehit haccun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem illa haccel veda'i. Veda haccı dışında Efendimiz aleyhissalatu vesselam hac yapmadı manasında. Tufiye küllü ebnâ-i nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kablehu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün çocukları kendisinden önce vefat ettiği illa Fatimete, Fatıma hariç. Ma'ade. اَتْتُلَّابُ اِلَى بُيُوتِهِمْ Öğrenciler evlerine dönmediği illa haliden ve da illa halidun. İkisi de caiz oluyor. Haliden şeklinde veya halidun şeklinde ikisi de caiz olur. Salleytu et teravihâ illa el vitra. İlla el vitra şeklinde. Vitir hariç. E şurayı tekrar yapalım. E 14'e bakalım. Ma'ruf Halidun illa Halit görmedi. E, mesela bir şey görsün. Onun dışında hiçbir şey görmemiş olsun. İlla eee beyten. Ev dışında Halit bir şey hiçbir şey görmedi. Veya illa kitaben. Kitap dışında Halit hiçbir şey görmedi gibi. Burada bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela hatifen diyebilirsiniz. Eee Halit bir telefon dışında hiçbir şey görmedi. Semiatu el hutbete illa nisfaha. Mesela hutbeyi duydum, dinledim. Ee, i̇lla ancak bir kısmını diyelim mesela illa nisfaha şeklinde yarısını, e, yarısını ancak yarısını yetişebildim. Bu manada söylenebilir. Evet dersimizin burada sonuna geldik. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet